Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Buradan Sorulur bölümüyle nerelerden soru gelebileceğinden arkadaşlar ne yapacağız bahsedeceğiz ve harika bir şekilde de yolumuza süper bir şekilde devam edeceğiz. Bu arada sevgili arkadaşlar sınavları olanlar olmuş olabilir. E, ...hala alacak olanlar olabilir. Umarım sınavlarınızdan iyi puanlar almışsınızdır, iyi geçmiştir. Sınavları olmayan da çalışmalarına tam gaz devam etsinler. Lütfen arkadaşlar kanalımızdaki yazılı videolarını... ...güzel bir şekilde not alarak eksiksiz bir şekilde dinleyin... ...ve eksiklerinizi giderin. Sorularda bizler neler anlatmışız, nasıl yapmışız, neler yapmışız... ...onlara arkadaşlar çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bazen arkadaşlarımız bunları hazırlarken şöyle yorumlarla karşılaşıyoruz. Hocam siz nereden biliyorsunuz ya bu soruları gerçekten de tam da bizim hocamız... Or Şuradan sordu. Tam da şuradan sordu. Şunu yaptı, bunu yaptı. Tam da o noktaya bahsetmiştiniz. Tam da o noktadan bir soru geldi ve yaptım diye gerçekten bizi mutlu eden, keyiflendiren yorumlarla da karşılaşıyoruz. Şey, sevgili arkadaşlar hemen ondan bir bahsetmek istiyorum. Bizler tabii ki öyle soruları arkadaşlar hazırlarken e, yattığımız yerden hadi şu soruyu koyalım. Hadi bir soruyu koyalım demiyoruz. Ne yapıyoruz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokullar için hazırlamış olduğu kazanımlar arkadaşlar matematik için nelerden bahsediyor? Hangi sıra programa göre konuları vermesi lazım. Nereye kadar vermesi lazım? Biz buna ne diyoruz? Müfredat diyoruz arkadaşlar ve ortaokuldaki matematik müfredatımızda yani 8. sınıf müfredatında İkinci dönem yazılısında neler gelebilir, neyden soru gelebilir, her birini arkadaşlar sizler için yemedik, içmedik, analiz ettik. Bakın kalın bir kitap zaten baya. Ne yaptık, analiz ettik ve bunun neticesinde sevgili arkadaşlar bu müfredata uygun sorular hazırlıyoruz ve sizden gelen hocam bu soruyu sizin sayenizde yaptım, çok iyi notlar aldım, 95 aldım, 100 aldım, karnemde çok güzel geldi gibi yorumlar görünce de mutlu oluyoruz. Arkadaşlar bizim kanalımızda okul müfredatına yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokul 8. sınıf matematik müfredatına uygun olmayan bir şey Olamaz zaten. Dolayısıyla da bizler de bu kitabı analiz ediyoruz ve sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Ve bu kitabın neticesinde arkadaşlar bakın bunu da göndermeyeyim. Neticesinde tıpkı bir hani köylerimizde bir peynir yaparken böyle süzersiniz ya arkadaşlar süzme peyniri. Aynı onun gibi bu kitaptaki kazanımları değerlendirdik, ölçtük, biçtik arkadaşlar incini cincini derken çıkardık ve sizlere harika bir yazıl notu hazırladık. Bu yazıl notunda sevgili arkadaşlar neler var? Hemen bir bakalım. İçerisinde arkadaşlar sadece bir ders yok. Bazı arkadaşlarımız sadece matematik için sanıyorlar. Hayır arkadaşlar, Türkçe, matematik, fen, sosyal, İngilizce hepsi var bu arada. E mesela diyelim matematikten şöyle bir açtığımızda tabii Türkçe de var. İlk başta Türkçe geliyor tabii güzel Türkçemiz. Bakın burada Bilmen gereken kavramlar var arkadaşlar. Bakın burada bilmen gereken kavramlar var. Onları ne yapıyorsun? Öğreniyorsun. Sonrasında sana kesin çıkar. Şuradan çıkar. Bakın bir bilmeyenli denklemler, içler dışlar, payda eşitleyerek denklemleri çözebilirsin dediğimiz. Sonra denklem problemlerine neler yapman gerektiği hoca sorar bölümlerimiz var. Bakın burada yine koordinat sistemi, doğru grafikleri bakın tek tek hepsini ne yapmışız? Sizler için minicik arkadaşlar bu kitapçığımızda özetlemişiz. Yani sınavlara girmeden önce bunları arkadaşlar çalışırsan gerçekten faydası olacaktır. Bu arada sevgili arkadaşlar sizler için hazırladığımız bu videolar, yazılılar, yazılı kaplarımızı hala duymayan arkadaşlarımız varmış. Yani lütfen o arkadaşlarımızla arkadaşlar ne yapalım? Onu da kanalımıza çağıralım. Tonguç Kanka'nı kanala çağır. Abone yap. Güzelce o da bu videolardan faydalansın senin de onda üzerinde emeğin olsun arkadaşlar mutlaka o da bu videoları izleyerek güzel notlar alsın sen de ona yardımcı olduğu için mutlu ol biz de sana beraber mutlu olalım diyelim ve hadi bakalım sen ben o şu bu herkes hazırsa o zaman dersimize ve videolarımıza yani konu özetimize geçelim sevgili arkadaşlar evet olasılık vardı olasılık neydi arkadaşlar? İlk ilk olarak olasılığın ne olduğundan bahsetmiştik ve olası durumlar vardı. Olası durumlar neydi? Mesela bir para için arkadaşlar kaç olası durum vardır? İki tanedir. Nedir bunlar? Yazı ve turadır. Tabii ki bir parayı havaya attığınızda ya yazı gelir ya tura gelir. Tabii ki bu esnada bir sınıfta öğretmenimiz varsa kesin şu espri geliyordur. E hocam dik de geliyorum. Yani nasıl olacak yani bir şeyler? Dedi, dediğinizi arkadaşlar şu espri yaptığınızı duyar gibiyim. Ama tabii ki paramızın arkadaşlar dik gelme olasılığı çok 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 az olduğu için yokmuş gibi kabul ediyoruz. Zarda arkadaşlar 6 adet yüzeyi olduğu için, yüzü olduğu için 6 tane olası durum vardır diyoruz. 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir diyoruz arkadaşlar ve bu şekilde de olası durumlardan yine sınavlarımızda sorular geliyor. Bir olayın olması, e, olması arkadaşlar bizden ne istiyorsa onun eleman sayısını paya yazıyoruz tüm durumları da paydaya yazıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar basit. Konu bu kadar basit arkadaşlar. Dolayısıyla mesela zarın üst yüzüne çift sayı gelme olasılığı nedir? Hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6. Çift sayı gelme olasılığı. Şimdi olası durum sayısını payda yazıyorum. 6 değil miydi? Evet. Çift sayılara bir bakalım mı arkadaşlar? Çift sayılarımız 2 4 6. Çift sayılarımız 6 ise onda ne yapıyorum? Pay yazıyorum. 3 bölü 6. sadeleştirirsen bunu ne olur? 1 bölü 2. İşte olasılığın matematiksel hesabı tam da bu kadardır arkadaşlar. İstenilen neyse onu paya. Tüm durumları payda yazarsın ve yolda mis gibi devam edersin. Üçüncü maddemiz olasılık arkadaşlar fazla. Daha fazla daha az olasılık olan durumlar. Bu kavramlar neydi? Eğer arkadaşlar bir ortamda sayıca fazlaysa bir şey onun olasılığı daha fazladır diyoruz. Örneğin mavi olma olasılığına bakalım. Bakın burada 4 tane mavi olduğu için olası e, mavi yani bu torbadan çekilen bir topun mavi olma olasılığı fazladır. Yeşil olma olasılığına baktığımızda 3 tane o e, daha azdır. Sarı olma olasılığı en az olduğu için e, sarı gelme olasılığı da diyelim daha azdır diyoruz ve bir şeyin tekrar söyleyelim sayıca fazla olması olasılığının da fazla olduğu anlamına gelir. Paranın dik gelmesine baktığımızda arkadaşlar paranın dik gelme olasılığı biliyorsunuz yok gibi bir şeydir. O zaman biz buna ne diyoruz? İmkansız olay diyoruz arkadaşlar. İmkansız burada da bahsetmiştik az önce yapılan esprilerden değil mi? Şimdi devam edelim bakalım sevgili arkadaşlar. Zarın üst yüzüne rakam gelmesi, e zarın üst yüzüne gel rakam gelmesi arkadaşlar tabii ki kesindir. Başka bir şey gelemez ki. O zaman buna ne diyoruz? Kesin olay diyoruz ve bu şekilde ne yapmıştık? Olasılığı öğrenmiştik sizlerle beraber. Evet arkadaşlar geldik buradan sorulur bölümümüzde cebirsel ifadeleri olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Cebirsel ifadeler ilk defa 6. sınıfta karşılaşmıştık ve hala karşılaşmaya devam ediyoruz. Sevenleri var, sevmeyenleri var. Yani gıcık olanları var ama bayılanları da var arkadaşlar matematiği sevenler için söyleyebiliriz bunu. Ama gerçekten de tatlı bir konu. Soruları arkadaşlar yapılabilir ama özellikle özdeşlikler bölümü biraz kafa karıştırıyor diyebiliriz. Cebirsel ifadeleri arkadaşlar ne yapalım tanıyalım. Değişkenlerimiz yani bilinmeyenlerimiz nelerdir? x'tir arkadaşlar burada... ...ve Y'dir tabii ki başka da yok. X ve Y. Terimlerimiz X kare... ...birinci terimimiz arkadaşlar 3X... ...ve eksi 2'ye... ...dikkat ve eksi 4... ...işaretleriyle beraber yazıyorsun. Bunu sakın... ...unutmuyorsun. Katsayılarımız... ...bakın bunun başında gizli... ...1 var. Onu unutma. Tamam mı? Özellikle uyarıyoruz. Bunu unutmuyorsun. Bakın burada katsayılarımız 1... ...arkadaşlar burada 3... ...bakın eksi 2 ve eksi 4 sabit terimde arkadaşlar en sondaki eksi 4'tür sabit terimde bir katsayıdır bunu sakın unutma. Sonra ne yapmıştık 7. sınıfta öğrenmiş olduğumuz bir sayının cebirsel ifade üzerine dağılmasını görmüştük ve cebirsel ifademiz ne yaptık böyle oklarla beraber her birine dağıtmıştık ve her biriyle çarpmıştık. 2 ile 3x çarparsam 6x 2 ile 1'i çarparsam 2 yapar. Arada da eksi işareti olduğu için eksiyi koymuştuk. Bu sefer arkadaşlar 8'e geldiğimizde böyle çifterli çarpmaları görmüştük. O zaman ne yapacağız? Her biriyle bakın birinci terimimizi sağ taraftaki ikisiyle beraber çarpıyoruz. Sonra ikinci terimimizi sağ taraftaki cebirsel ifademizin her ikisiyle tek tek çarpıyoruz. Çarptıktan sonra x ile x çarptım x kare. x ile x'i 3 çarptım 3 x. 3x, 1 ile x çarptım 1 x pardon arkadaşlar. 1 ile eksi 3 çarparsam eksi 3. Ama burada bu işlemi yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar bakın burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada son bir işlem kalıyor. O da nedir? Benzer terimlerin toplanması. Benzer terimleri topluyoruz ve eksi 2x olarak bulup son noktayı da bu şekilde koymuş oluyoruz. Özdeşlikler vardı. 2 kare farkı özdeşliği. Kare alıyorduk. 1 eksilisini 1 artılısını yazıyorduk. Buna dikkat ediyorsunuz. E, A artı B'nin yani toplamın karesi dediğimizde birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımı iki katı ve ikincinin karesini görmüştük arkadaşlar. Arada eksi varsa eksi koyuyorduk. Artı varsa artı koyuyorduk ama buradaki işaret değişmiyordu. Bunları bilmemiz kesinlikle gerekiyor. Sonra çarpanları ayırmaya gelmiştik arkadaşlar. Çarpanları ayırmadan ne yapmıştık? Benzer olan yani aynı olan çarpan varsa onu ne yapıyorduk? E, parantez dışına alıyorduk. Kalanları da parantez içerisine yazıyorduk diyebiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar nereye? Baktık x kare artı 10x artı 25. Ne yaptık? Bunun karekökünü aldık x. Bunun karekökünü aldık 5. Arada artı olduğu için artı alıyoruz ve x artı 5'in karesini ne yaptık yazmış olduk. Buraya bakalım x kare. Bakın burada karekökü x, bunun karekökü 2. Arada eksi olduğu için eksi aldık. X eksi 2'nin ne yaptık e arkadaşlar karesini aldık. Bakın burada şu ifadeyi açıyorduk. Burada ise ne yapıyoruz? Toparlıyoruz diyebiliriz. Yani şu ifadenin tersi bu ifadedir diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım ve devam ediyoruz. Ne vardı? Tabii ki doğrusal denklemler. Doğrusal denklemlerde en önemli noktalardan bir tanesi denklem çözmesini çok iyi bilmemiz lazım. Ve denklem problemlerinde de e, denklemi kurduktan kurması da çok çok önemli onu söyleyebiliriz. Bakın bu tip durumlarda ne yapıyorsunuz? İçler dışlar çarpma bizim için olmazsa olmazlarımızdan arkadaşlar 2 ile e, arkadaşlar burada 2 x eksi 2'yi çarpıyoruz. 3 ile de x artı 1'i çarpıyoruz. Buradan dağılmalarınızı yapıp x'in değerini buluyorduk sizlerle beraber. İkiye bakalım. Koordinat sistemi. Koordinat sistemi biliyorsunuz. Bir x ekseni bir de y ekseninin birleşmesiyle meydana gelen. Bulunduğu bölgeyi 4 eşit bölgeye 4 bölgeye ayıran bir sistemdi. Ee, arkadaşlar birinci bölgede her ikisi de artıydı ikinci bölgede x'ler eksi y'ler artı üçüncü bölgede her ikisi eksi ve dördüncü bölgede de x'lerimiz artı y'lerimiz eksi gördüğünüz gibi koordinat sisteminde bir noktayı söylemek istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle hem x'i hem de y'yi vermeniz lazım yani burada 2'ye 3 diyor ya. Burada x'ten 2'yi y'den de 3 alıyorsun. İkisinin kesim noktası işte bize koordinatı verecektir diyebiliriz. Koordinattaki noktamızı verecektir diyebiliriz. Bazı noktalarda eksen üzerinde olabilir. Mesela bakın burada B noktası eksi -2 0 yani x ekseni üzerindedir. Sonrasında arkadaşlar 3 adet grafik çizmiştik sizlerle beraber. Sabit sayı grafikleri veya eksenlere e, paralel grafikler. Bakın zaten y eksenine paralel, x eksenine paralel gördüğünüz gibi ve sadece e, ...sayılardan oluşuyordu. Mesela x eşittir 1. Sadece x var. Y eşittir arkadaşlar 5. Bakın sadece y var. Sadece x ve y'den oluşuyorsa... ...ona sabit sayı grafikleri diyorduk. Bir de arkadaşlar... ...örneğin bakın y eşittir 2x. Sadece y ve x'ten meydana geliyorsa... ...ve sabit terimi yoksa... ...sabit terimi yoksa... ...bunlar nereden geçiyordu? orijinden geçiyordu. Buradan da sevgili arkadaşlar... ...mesela burada yanında kat sayısı olana... ...değer veriyorduk. Yani e, y eşittir 2x ya... ...burada... Ee, başında 2 olduğu için x'e değer veriyoruz. Ve buradan da ne yapıyoruz? Grafiğimizi çiziyoruz. Sabit sayı eğer bizim denklemimizde arkadaşlar sabit sayımız varsa o zaman da ne diyorduk? Eksenleri kesen doğru grafiğinden bahsedebiliriz diyorduk. Ve bu şekilde de ne yapmıştık sizlerle beraber? Hem kanalımızda hem de arkadaşlar yazılı programımızda bunlardan bahsetmiştik. Sonra günlük hayatta uyarlanan grafiklerden özellikle arkadaşlar bunlardan da yine hem Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar ne yapıyor soruyor. Hem de öğretmenlerimiz güzel sorular soruyorlar. Bunu bilmek lazım. Başlangıcımız var. Eğer grafiğimiz artıyorsa artış. Değişim var. Arkadaşlar bir gün bir saat. Bunu ne yapmıştık? Bu şekilde anlatmıştık. Eğim neydi? Eğim arkadaşlar bir dik üçgende neydi? Dikey bölü yataydı. Dikey bölü yatayı buluyorsun ve ona M ile gösteriyorsun. Buna ne diyorduk? Biz eğim diyorduk. Bazen bunun yüzdesini soruyor. Bazen arkadaşlar virgülle olarak verebiliyor. Bunları da hatırlatmakta fayda var. Denklem olarak verildiğinde eğim x'in katsayısıdır. Kat sayısıdır arkadaşlar. Burada y eşittir ile başlaması lazım. Olayın en kritik noktası bu. Eğer karışık verdiyse her zaman y'yi yalnız bırakman gerekiyor. Yapa yalnız ama yalnız bırakman gerekiyor sonra x'in katsayısı bizim için eğimdir diyebiliriz. Bakın burada eğer bizim arkadaşlar koordinat sisteminde grafiğimiz ee, sağa yatıksa bakın sağa yatıksa pozitif sola yatıksa arkadaşlar ne diyorduk? Negatif diyorduk. Hocam sayılara bakmaya gerek var mı? Hayır arkadaşlar, kesinlikle sayılara bakmaya gerek yok. Şu arkadaşlar da şöyle isterseniz belirgin hale getirelim ve güzel bir şekilde arkadaşlar ne olsun? Gözüksün değil mi? Ekranda birazcık böyle hafif tensilik gözükmüş. Ne yaptık? Bunları da belirgin hale getirmiş olduk ve devamında ne vardı? Tabii ki eşitsizlikler vardı. Arkadaşlar matematikte eşit olmayan durumlar için eşitsizlikler kavramı kullanılır. Örneğin bakın küçüktür, küçük eşittir, büyüktür, büyük eşittir kavramları matematikte var. Yani mesela diyelim ki ben atıyorum 30 yaşındayım, kardeşim 20 yaşında. E biz birbirimize yaş olarak eşit miyiz? Hayır. Ben ondan büyüğüm. O benden küçük gibi kavramlar matematikte var. Dolayısıyla onlara biz ne diyoruz? Eşitsizlik diyoruz arkadaşlar. Mesela otobüste en fazla 20 kişi vardır. En fazla dediği için arkadaşlar en üstte yani en fazla 20 6 da olabilir. Onun için x küçük eşittir 20 diyoruz ve bu şekilde ne yaptık? Bunu söylemiş olduk. Bunlardan da arkadaşlar soru geliyor. Bu noktalardan soru kesinlikle geliyor. Tonguç'un cebinde 10 liradan fazla para vardır. E arkadaşlar 10 liradan fazla para varsa Tonguç'un parasını bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. 10 liradan fazla var. Kesin var yani. O zaman x büyüktür 10 diyebiliriz arkadaşlar. Sonrasında eğer arkadaşlar bakın küçüktür varsa içi boş, küçük eşittir varsa içi dolu, büyüktür varsa içi boş, büyük eşittir varsa arkadaşlar içi dolu. Ne yapıyoruz? Sayı doğrusunda gösterirken bunları kullanıyoruz. Bakın x büyüktür 3. Arkadaşlar x büyüktür 3 ise o zaman 3'ün içi boş ve büyük dediği için de biliyorsunuz sayı doğrusunda büyük olan kısım her zaman sağ taraftır. Ve orayı ne yapıyoruz? Böyle işaretliyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Devam edelim. X eksi birden küçük eşittir. Eksi birden küçük dediği için için ne yapıyorum? Dolduruyorum ve küçük dediği için arkadaşlar sayı doğrusunda küçük demek tabii ki sol taraf demektir ve solu işaretliyoruz. Devam edelim. Eksi 2 ile 5 arasında ama eksi 2 dahilmiş. Eksi 2 dahilse arkadaşlar o zaman içini dolduruyorum. Ama 5'te içini almıyoruz arkadaşlar. İçi boş olarak kalıyor. Buraya da eksi 2 diyorum. Buraya da ne diyorum? 5 diyorum. Şunları da belirgin hale getirmiş olalım. Ve arkadaşlar geldik eşitsizliklerin çözümleri. Ne demişiz burada? Sevgili arkadaşlar denklem gibi çöz demişiz. Bakın burada eksi 3'ü hop karşıya attık. Ne olarak geçti? Artı 3 olarak geçti. 2x 16 ise her yeri 2'ye bölersem sevgili arkadaşlar x, eş x küçüktür 8 olarak ne yaptık bulduk. Hatta bunu soruyor öğretmenlerimiz. Buradan sonra da bunun sayı doğrusunda gösterin diye de çok güzel sorular var ne yapıyorum? Hemen buraya bakın içi boş olarak alıyorum. X küçüktür 8 dediği için küçük olan bölüm neresi arkadaşlar? Tabii ki sol taraf diyoruz. Ve ne yaptık? Buradan da güzel bir şekilde küçük olan kısmı işaretlemiş olduk. İşte al sana bir sınav sorusu. 2x 3 küçüktür 13. Bunu e, denklemin eşitsizliğini çözümünü yapınız ve sayı doğrusunda gösteriniz. Al sana 10 puanlık harika bir soru. Arkadaşlar eşitsizliklerde denklem çözerken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta eğer negatif bir sayıya bölüyorsak o zaman eşitsizliğimiz mutlaka ve mutlaka yön değiştirmesi gerekiyor. Aman Allah'ım dikkat. Lütfen burada arkadaşlar dikkatli olun ve tongaya düşmeyin. Veya eksi bir sayıyla çarpıyorsak da yine yön değiştirir. Bakın eksi 3 ile çarpmışım. Yön değiştirmesi gerekiyor. Burada ne yapıyorsun? Dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Ve sonra sözel bir ifadenin eşitsizlik olarak yazılması arkadaşlar ifadesi var. Yine burada da iki katının 5 fazlası 15'ten küçük olan ifadeler dendiği zaman bunu sevgili öğretmenlerimiz önce yazdırıyorlar. Sonra da ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çözdürüyorlar arkadaşlar. 2x küçüktür 10. Her yeri 2'ye bölersem bakın pozitif bir sayıya böldüğüm için herhangi bir değişikliğe gitmiyorum. Ve cevabımız da x küçüktür 5. Hadi bunu da sayı doğrusunda gösterelim dersek. Hop oh, 5'i aldık küçüktür dediği için arkadaşlar ve içi boş. Bakın eşitlik yok. O zaman ne yapıyorum? İşte böyle. Bakın ne yaptık? Bu tarafı almış olduk. Al sana çok tatlı bir o kadar da güzel yazılı sorusu arkadaşlar diyoruz ve ne yaptık? Çok güzel bir şekilde buradan soru gelir bölümlerimizi, buradan sorulur bölümümüzü yazılı notları sponsorluğunda tamamladık arkadaşlar. Mutlaka yazılı notlarını almanı tavsiye ediyorum. Tonguç mağazaya gidip güzel bir şekilde sipariş ver ve sınavlara gelmediysen, girmediysen ee, arkadaşlar yüzü garantiyle diyoruz. Hadi bakalım şimdiden hepinize başarılar diyorum. Ödül sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmuyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Bay bay.